Peki bir önceki dersimizde değişkenleri ve değişken nasıl tanımlarız bunların detaylarını öğrendik. Bu dersimizde ise string verilerle nasıl çalışıyoruz öğrenelim. Şimdi bir önceki dersimizde hazırlamış olduğumuz içerikleri silelim. Ben bunları kopyasını alıyorum. Her dersin bir proje kopyasını alıyorum ve video altına YouTube videosu altına da bunları tabii ekleyeceğim. Şimdi string veri türü karakter dizileri olarak anılıyor. Bunun sebebine de bakacağız. Şöyle bir string diyelim ve bunun karşılığı aslında karakter dizileri ve daha sonra diziler konusunu tabi göreceğiz. Burada bahsettiğimiz bir karakter dizisinden oluşan bir veri tipi. Peki bir stringi tanımlamak için yapmamız gereken gelip buradan şöyle string keyword e aracılığıyla örneğin at isminde bir değişken tanımlayalım ve içerisine bir değer atıyorum. Tabi değer atama işlemini ilk aşamada yapmak zorunda değilsiniz. Ancak burada size uyarı verir. Dolayısıyla daha sonraki aşamada bu tanımlamayı yapıyor olmanız gerekiyor. Örneğin gelip buradan at değişkeni içerisine bu şekilde bir bilgi attığımızda biz bu değişkeni tanımladık ve daha sonra initialize ettik. Yani içerisine aslında bir veri attık ve gelip bunu da şöyle console.writeline aracılığıyla kullandığımız zaman bizim için bu uyarı da gider. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken string veri içerisinde 5 karakterden olan oluşan bir bilgi eklemiş oluruz burada. Gelip bunları aynı satır üzerinde de tanımlayabiliriz. Gelip buradan şöyle ad isminde bir değişken içerisine direkt bir bilgi atalım ve daha sonra gelip buradan örneğin string soyad şeklinde bir değişken tanımlayalım ve içerisine örneğin gelip buradan şöyle turan bilgisini atayalım ve string diyerek örneğin yaş bilgisi tanımlayalım ve içerisine string olarak örneğin 38 bilgisini burada atayabiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken tırnaklar. Çift tırnak kullandığımızda dolayı 38 bilgisi de aslında string bir veri. Yani karakter tabanlı bir veri. Eğer bir hesaplama işleminde kullanacaksak bu 38 bilgisini tırnakları kullanmadan bunları int türünde yani sayısal bir türde tanımlıyor olmamız gerekiyor. Burası da önemli. Şimdi gelip biz bu ad soyad bilgisini tek tek ekrana yazdırmadan önce de gelip buradan Örneğin gelerek şöyle mesaj isminde bir değişken tanımlayalım ve değişkenin tabi tipini de tanımlayabiliriz. Sonuçta bir karakter dizisi tanımlayacağız bir string verileri kullanarak ve buradan string mesaj diyerek örneğin gelip buradan şöyle çift tırnakları arasına benim adım dedikten sonra buradan bir string bilginin sonuna artı diyerek bir toplama işlemi yapıyoruz. Buna da string birleştirme işlemi deniyor. Artı dedikten sonra burada değişken içeriğini yazabiliriz. Bakın ad bilgisini yazalım. Burayı da şimdilik buradan silelim. Ve buradan şöyle benim adım dedikten sonra bir boşluk gelir ve ad içerisinde ne varsa oraya kopyalanır. Yani boşluktan sonra direkt sadık bilgisi burada gelir. Ve buna devam edebiliriz. Artı deriz ve buradan tırnakları açarız. Bir boşluk ekleriz ve soyadım bir boşluk artı soyad bilgisini buraya getirebiliriz. Ve devam edelim. Artı diğer şu panelde Ctrl B ile şimdilik kapatalım. Hepsini bir satırda görmüş olalım. Artı diyerek tekrar buradan şöyle tırnakları açalım. Ve nokta diyelim. Yani turanın sonuna bir nokta gelecek. Ve gelip buradan direkt devam edelim. Yaşım ise boşluk artı yaş içerisinde yine varsa onu buraya aktaralım. Ve daha sonra şöyle artı diyelim. Ve buradan şöyle boşluklarla bir nokta bilgisini buraya yazdırabiliriz. Gelip buradan noktaları ekleyelim ve Console.WriteLine aracılığıyla mesaj bilgisini burada ekrana yazdırabiliriz. Peki gelip bunu şöyle kaydedelim. Gelip buradan şöyle .NET RUN dediğimizde burada bir string veriyi oluşturmuş oluruz. Benim adım Sadık ve soyadım Turan. Yaşımız 38. Peki burada 38 bilgisine gelip buradan string değil de örneğin int olarak tanımlamış olsak. Şuradan tırnakları alalım ve buradan yaş bilgisini direkt console write'dan içerisine alalım ve uygulamayı çalıştırdığımızda burada yine bir problem olmaz. Gene sayısal bir tip ancak biz bunu karakter toplama işleminde sonucu toplanan verilerden bir tanesi string, bir tanesi int ise hiç fark etmez. Bunlar string birleştirme işlemine tabi tutulur ve ekrana gene aynı mesaj bu şekilde yazdırılır. Peki string birleştirirken bu kadar uzun işlem yapmak yerine gelip biz bunu şöyle kontrol kc yapalım ve aşağıdan tekrar bir mesaj değişkeni oluşturalım. Şöyle string mesaj diyelim ve burada string yazmamıza da gerek yok. Bunu daha önce de öğrenmiştik. Gelip buradan şöyle var deyip içerisine zaten bir karakter attığınızda bu string olarak tanımlanıyor sonuçta. Şimdi string interpolation isminde bir tane özelliğimiz var. Gelip burada da şöyle bir yorum satırı ekleyelim ve kullanacak olduğumuz özelliğe bakalım. Buradan şöyle string interpolation Burada string bilgi oldukça kolay bir yöntemle oluşturabiliyoruz. Gelip burada yapmamız gereken ilk başta şöyle bir dolar işareti ekleyeceğiz ve dolar dolardan sonra biz tırnakları içerisinde süpantezler içerisinde değişkenleri kolaylıkla kullanabiliriz. Yani burada yazalım hemen şöyle benim adım hatta gelen string bilgi buradan direkt kopyalamış bunları tekrar uğraşmamıza gerek yok. Gelip direkt buraya alalım ve burada Değişken içerikleri neresiydi? Örneğin buradaki isim bilgisi ve isim yerine ben gelip buradan şöyle parantezler içerisinde ad yazabiliyorum. Ya da buradan şöyle soy turan bilgisi yerine gene şöyle parantez açıp kapatıyorum ve gelip buradan şöyle soyat bilgisi yazabiliyorum. Ya da yaş bilgisi yerine parantezleri açıyorum ve yaş bilgisini bu şekilde yazabiliyorum. Bakın oldukça kolay. Burada artı operatörüyle tek tek string birleştirme işlemi yapmamıza gerek kalmadı. Buradan uygulamayı çalıştırdığımızda gene alacak olduğumuz sonuç aynı. Peki String'in sonuna 7 noktadan önce şöyle tek tırnak diyerek örneğin şöyle dir diyelim. 38 dir diyelim. Bu şekilde bir mesaj yazdırıyorum. Uygulamayı çalıştırdığımızda bu şekilde 38 dir bilgisi gelir. Ancak ben gelip buradaki daha doğrusu string'i tanımlarken kullanmış olduğumuz çift tırnağı ben string içerisinde tanımlamaya kalkmış olsam örneğin gelip buradan şöyle at bilgisini şöyle tırnaklar içerisine aldığımızı düşünelim. Şöyle çift tırnaklar içerisine aldığımızı düşünelim. Bu durumda bakın bize bir hata verir. Çünkü çift tırnak burada kullanamayız. Ancak çift tırnak kullanmanın yolu tabii ki burada var. Gelip buradan şöyle bir çift tırnağı ekleyelim ve ekledikten eklemeden önce de gelip buradan şöyle backtick aracılığıyla yani ters slash aracılığıyla biz burada çift Tırnağı bakın stringin bir parçası olarak kullanabiliriz. Özel bir karakter ve bunu içerisinde kullanamıyorsunuz. Ancak biz bunu ters slash aracılığıyla bakın kullanabiliyoruz. Burada baktığımızda at bilgisinin başında bir tırnak işaretini bu şekilde alırız. Ya da sonuna da bir tırnak ekleyeceksek bu durumda şöyle bektik deriz ilk başta ve bu şekilde tırnak bilgisini alırız. Gelip uygulama çalıştırdığımızda sadık bilgisi tırnaklar içerisinde yazılan bir ifade burada olmuş olur. Peki örneğin string ifadesi, Bir sting ifadeye, biz yaşımdan sonra bir alt satır almak istiyoruz. Bu durumda tekrar ters slash n dediğimizde de Newline yani yeni bir satır oluşturur ve bunu alt tarafa alır. Baktığımızda bakın buradan benim adım Sadık ve söyledim Turan ve ters slash'ı gördüğü anda bakın satırı bir alt satır alır ve yaşım 38 şeklinde bu mesajı bu şekilde yazdırırız. Gayet güzel. Şimdi bu şekilde bir string ifadeyi oluşturabiliriz. ve özel karakterler string içerisinde kullanılabilir. Şimdi biz mesaj bilgisini olduğu gibi ekrana yazıyoruz ya da bunun yerine ben köşeli parantezler içerisinde gelen mesaj bilgisi yani karakter dizisi içerisinden istediğim bir karakter alabilirim. Soldan başlayarak sıfırdan itibaren her bir karakteri bir indeks numarası verilmiş. Yani 0 B E 1 şeklinde. Bu gider ve gelip buradan uygulamayı şöyle temizleyelim. Ne gelip uygulamaya çalıştığımızda string ifadenin ilk karakteri bakın B. Ya da ben gelip buradan şöyle 1 demiş olsam ve gelip buradan uygulamayı çalıştırırsam bu durumda bakın ikinci karakteri olan E bilgisi gelir. Peki son karakteri nasıldır? Son karakterin tabii indeks numarasını tek tek soldan başlayarak yazıyor olmamız gerekiyor, sayı olmamız gerekiyor. Ancak bunun yerine tabii biz mesaj değişkeni karakter sayısını öğrenebiliriz. Bize string aracılığıyla sonuçta string bizim için bir sınıf ve sınıf aracılığıyla aslında kullanabilecek olduğumuz bir sürü string metodu karşımıza geliyor. Şimdi bu işlere tabii girmeyelim. Buradan şöyle var, karakter sayısı diyelim. Ve mesaj değişkeni üzerinden length isimli bir tane bakın property var. Buna direkt ulaştığımızda ve noktalı virgül ekleyelim bize karakter sayısı gelecek. Dolayısıyla ben karakter sayısını bir yerine verdiğimde bu durumda kaç tane karakter varsa o sayıyı bana getirir. Ancak son karakter de be sıfırdan indekslemeye başladığından dolayı diziyi bir açmış olacak. Yani liste elemanını bir açmış olacak. Dolayısıyla burada indeksin dışına çıkıldığı hatası alırız. Bakın index out of range. Bunu dizilere geçtiğimiz zaman da bu hataları göreceğiz. Ki görmüş olduğumuz her hatayı aslında anımsamak gerekiyor. Yani burada bu şekilde bir hata gördüğünüzde bundan hemen anlamanız gerekiyor ki biz buradan bir karakter dizisi ya da bir dizi diyebiliriz. Yani bir karakter topluluğunun bir elemana ulaşmak istiyoruz ancak bu sınırları aştı hatası getiriyor bize. Dolayısıyla bize karakter sayısı sonuçta sıfırdan başladığından dolayı karakter sayısı bizim için bir fazla olmuş olur. Dolayısıyla eksi 1 dediğimizde biz aslında buradaki nokta karakterine ulaşmış oluruz. Yani gelip ben buradan şöyle temizleyeceğim ve gelip buradan uygulamayı çalıştırdığımda bu durumda bakın nokta karakteri bize gelir. Ya da eksi 2 dediğinizde bu durumda neresi gelir? Buradan iki karakteri. Şöyle eksi 2 dediğimizde ve evet, çalıştırdığımızda bu durumda r karakteri karşımıza gelir. Peki belli bir bölümü almak istiyorsak. Yani ben gelip buradan şöyle console.writeline diyerek mesaj değişkeninin belli bir aralığını almak istiyorum. Bu durumda kullanabilecek olduğunuz mesaj değişkeni üzerinden nokta dediğimizde bakın kullanabilecek bir sürü metot burada karşımıza geliyor. Tabii hepsini göstermemiz burada mümkün değil ancak burada en çok kullanılanları gösterebiliriz ki zaten internette C sharp string metot şeklinde yazdığımızda karşınıza metotlar gelecektir ve bunların kullanımlarını hemen hızlıca inceleyebilirsiniz. Buradan mesaj nokta dedikten sonra buradan şöyle substring isminde bir tane metodumuz var. Metot dediğimiz gibi string sınıfı aracılığıyla geliyor ve sınıf kavramını bu aşamada bilmiyoruz. Ancak nesne tabanlı programlamanın temelinde sınıf kavramı var. Peki biz ilerleyen aşamalarda bir sınıf nasıl oluşturur? Sınıf içerisinde metotlar bu gibi kavramların hepsini öğreneceğiz. Şimdi substring belli bir string içerisinden bakın parametre olarak substring bir start index bekler. Ya da bundan iki tane var. Bakın iki tane versiyonun yani substring metodunun iki versiyonunun birincisindeyiz. Eğer yukarı ok tuşuna biz basarsak bunu şöyle yapalım. Şöyle substring tekrar açalım ve buradan aşağı ok tuşuna bastığımızda bakın iki versiyonun bu sefer ikincisindeyiz. Birinci versiyonda ne yapıyordu? Start indeksini istiyordu bizden. Yani başlangıç indeksini ver ve sona kadar ben bu stringi sana döndüreceğim diyordu. Yani bir string içerisinden bir string dizisi seçmiş oluyoruz. Ancak burada ikinci kullanımda ise ikinci parametre olarak bana bir tane uzunluk ver ve belirttiğin indeksten başlayarak istediğin kadar karakteri sana getirebilirim diyor. Peki gel ben gelip buradan sıfır diyeceğim. En baştan başta kaç tane getir? 5 tane getir. Peki gelip bakalım bize ne gelecek? Buradan da şöyle parantezi kapatalım. Burada önemli. Bakın substring'in açılış kapanış parantezi burada olacak ve dıştaki parantezlerde Right line parantezi. Peki kaydedelim bunu. Şöyle temizleyelim ve gelip buradan çalıştırdığımızda bakalım 0 ile 5 arasında bize hangi karakter geldi. Bakın üsttekinden tekrar R karakteri gelir. Alttan da benim karaktere gelir. Bakın 0'dan başladı. 5 tane aldı ve getirdi. Ya da ben gelip bu aralığı örneğin 15 yapmış olsam bu durumda uygulama çalıştırdığımda 0'dan 15'e kadar olan karakterleri getir Bakın 2 tane karakter gelmedi. Hatta 3 tane diyelim şöyle 18'e kadar gitsin. Tırnakta gelmiş olsun. Çalıştırdığımızda bu durumda bakın bu şekilde gelir. Ya da herhangi bir parametre göndermezsek ne yapar? Örneğin sıfırdan başla diyelim. Ve gelip temizleyelim ve çalıştırdığımızda bakalım ne gelir? Bakın sıfırdan başla ve sona kadar gitti dediğimiz için hepsi gelir. Ya da ben gelip buradan şöyle 5'ten başlasın ve 5'ten başladığı için sona kadar gidecek. Burası önemli. Gelip bunu kontrol kc yapalım. Ve buradan şöyle temizleyelim ve çalıştırdığımızda İkinci satırdaki elemana baktığımızda bakın beşinci karakterden itibaren sona kadar aldı. Neden? Çünkü kaç karakter getir dediğimizi burada belirtmedik. Burada belirttik. Farkı bu. Peki burada kontrol kc yapalım. Ve gelip buradan şöyle string metotlarına bir bakalım. Evet en basit ile gelip buradan C sharp C string method şeklinde bir arama yapıyorum ve buradan örneğin javapoint.com ya da Microsoft'un resmi dokümanlarına da bakabiliriz. Ve buradan şöyle string altında bakın string bir class olduğunu söylüyor ve class altında field, properties ve metotlar var. Metoda baktığımızda bakın burada kullanabilecek 30 metotlar karşımıza geliyor. Peki bu metotlardan örneğin gelerek buradan şöyle to upper'a bakalım. Açalım to upper, to upper detayına baktığımızda burada string'in verilmiş olan string'in büyük karakterlere çevrilerek geri getirildiğini söylüyor ve aslında burada kullanımda burada karşımıza geliyor bakın. Vermiş olduğumuz string bilginin üzerinden to upper dediğimizde bizim karakterlerimizi büyütür. Ya da daha anlaşılır olsun diye gelip buradan sayfalara da bakabiliriz. Örneğin buradan gelen metotlar içerisinden string şöyle metotları şeklinde aratalım gelip buradan başka bir dokümana bakalım. Bunları hiçbirini ezberlemek zorunda değilsiniz. Bakın gelip buradan şöyle to upper'a bakabiliriz. Şöyle to upper. Burada da örnek bulamadık. Gelip buradan şöyle sonraki seçeneğe bakalım ve gelip buradan şöyle to upper'a tıklayalım. To upper'a tıkladığımızda bakın bir tane merhaba dünya isminde bir tane value bir değer yazmışlar ve bunu upper'a dediğimiz anda bunu çıktısı gördüğünüz gibi büyük harfe çevirilir. Peki geri biz de bunu deneyelim o halde. Gelip buradan şöyle bir tane mesajımız var zaten mesaj değil de ben gelip buradan şöyle yukarıdaki örneğin at karakterini direkt ayarlayabilirim. Gelip buradan şöyle right line aracılığıyla at üzerinden to upper dediğimizde şöyle to upper dediğimizde bunları ne yapar? Büyük karakter çevir. Ancak metod olduğu için parantez açıp kapatıyorsunuz. Bir parametre göndermemiş olsanız bile. Peki gelip buradan o halde şöyle noktaları virgülü de ekleyelim ve temizleyelim ve çalıştırdığımızda bakın buradaki sadık bilgisini büyük harfe çevirir ya da tam tersi olarak to lower dediğimizde bu durumda bütün karakterleri küçük harfe çevirir. Bakalım bakın bütün karakterler burada küçük harfe çevrilmiş oldu. Ya da örneğin elimizde bir string bilgi var. Örneğin baş harfinin şurada boşluk olduğunu düşünelim. Örneğin kullanıcıdan bir değer aldınız ve almış olduğunuz değerden önce kullanıcı yanlışlıkla boşluk dışına bastı. Dolayısıyla console right line aracılığıyla gelen mesaj bilgisi üzerinden Trim metodunu eğer çağırırsanız ki End yani sondan ya da baştan olan boşlukları da sil diyebilirsiniz. Ve Trim dediğinizde baştan ve sondan aynı anda siler. Dolayısıyla gelip buradan çalıştırdığımızda bakın burada normalde iki, üç, iki karakteri başta görmemiz gerekiyor ancak iki karakteri burada görmeyiz. En alta baktığımızda bakın bu şekilde mesaj yazdırılır. Buradaki de Şöyle tek bir satırda görünsün diye de şöyle kontrol kc yapalım. Bunlardan bir tane de arttıralım. Ve burada ters slash n'i silmiş olalım. Temizleyelim ve burada çalıştırdığımızda burada tek bir satırda bu mesaj karşımıza gelecektir. Bakın gördüğünüz gibi baştaki boşluklar bu şekilde silinmiş olur. Ya da buradan gelip şöyle Java Point sayfasına baktığımızda diğer string metotlar da burada karşımıza geliyor. Ve buradan Örneğin bir contains metodu var. Bir string'i bir string içerisinde arayabiliyorsunuz. Yani belli karakterleri bir string içerisinde arayabilirsiniz. Örneğin s1 el içerisinde s2 arayabiliyoruz ve bize burada true ya da false bir değer gelir. Yani ben gelip örneğin şöyle console.writeline'a direkt sonucu yazdırmak istiyorum. O yüzden direkt console.writeline yazıyorum ve burada console.writeline içerisinde örneğin mesaj değişkeni içerisinde contains diyerek bir string arayalım ya da bir char arayalım fark etmez. Bakın tek bir karakter arayabilirsiniz tek tırnakla ya da aşırı yüklenmiş versiyonları var. Burada farklı parametre göndererek konteynisi farklı kullanabiliyorsunuz. 6 taneden birincisini kullanıyoruz. Aşağı ok tuşuyla aracılığıyla bakın ikinci versiyonu gelir ya da üçüncü versiyonu gelir. Bunları yapabilirsiniz. Bakın bir string bir bilgi gönderelim buraya ve bize geriye buldu ya da bulmadı şeklinde bul türünde bir değer göndersin. Peki ne arayalım burada? Örneğin gelip buradan şöyle Turan bilgisini arayalım. Şöyle string içerisinde Turan bilgisi var mı yok mu? Bize bunun cevabını göndersin. Çalıştırdığımızda bize bakın en aşağıda tur bilgisi gönder. Neden? Çünkü Turan bilgisini burada bulmuş oldu. Ya da ben Turan yerine gelip buradan şöyle Yılmaz bilgisini aratmış olsam ve çalıştırırsam bu durumda false bilgi bize gelir. Bakın false geldi. Ya da bizim için bir end switch metodu var. Bu da örneğin belli bir string bitiyor mu? Yani en, örneğin stringin sonunda nokta karakteri var mı yok mu şeklinde bir arama işlemi yapabilirsiniz. Bir kontrol işlemi yapabiliyorsunuz. Ya da aşağı doğru geldiğimizde kullanabilecek olduğumuz örneğin bir index of metodumuz var. Bunu kullanabiliriz direkt. Gelip buradan şu index of metoduna bakalım. Buradan bir string içerisinde bir string arıyoruz ve bunun sonucunda da bize indeks numarasını gönderiyor. Yani write line diyerek mesaj içerisinde index of diyerek bir arama işlemi yapıyorum. Arayacak olduğum değer örneğin gelip buradan şöyle ismi. İsmimi string içerisinde arayacağım. Şöyle temizleyelim ve çalıştırdığımızda burada bize en altta bir bakın indeks numarası gelir. Yani 14'ten başlayarak bu String bilgiyi buldu. Yani buradaki aslında sadık bilgisi 14. indeksten itibaren başlayan bir karaktermiş. Peki olmayan bir karakter burada aramış olsak, örneğin Ali'yi aramış olsak ve çalıştırırsak bulamadığı için bize eksi 1 karakteri. Bakın eksi 1 geldiğinde biz ne anlarız? Demek ki bu string içerisinde aramış olduğumuz karakterler yok. Yani bir arama işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Peki gayet güzel. Bu dersimizde değişkenler konusundan sonra string bilgisine de baktık. Bir stringi nasıl tanımlarız? Yeni bir string ifade için bir artı operatörlerini, string birleştirme işlemlerini nasıl yaparız? Ve bunu alternatif olarak string interpolation'ı nasıl kullanırız öğrendik. Ve ayrıca string bizim için bir sınıf ve sınıf aracılığıyla da bize hazır olarak gelen yapılar var. Yani biz işleri her zaman sıfırdan yapmak zorunda değiliz. Örneğin string içerisinde kaç tane karakter varsa bize getirecek olan örneğin bir length özelliği var. Bunu özellik diyorum çünkü parantez kullanmıyoruz bakın çağırırken. Burası önemli. Bunları dediğimiz gibi nesne tabanlı programlama dersinde bunları nasıl oluşturacağımızı biz hazırları kullanıyoruz şu anda ilerleyen aşamalarda da biz bunları kendimiz oluşturacağız kendi oluşturmuş olduğumuz sınıflar ve sınıflar üzerinden propertyler, metotlar bunlar nasıl oluşturuluyor tabi bunların hepsini göreceğiz ancak şu anda dediğimiz gibi C şarpın kütüphane olarak bize getirmiş olduğu yararları gördük Peki son olarak dersimizi bitirmeden önce de bir örnek yapmış olalım. Gelip buradaki her şeyi şöyle seçelim. kontrol kyı C ile yorum satır yapalım. Buraları da yorum satır yapalım. Buraya da şöyle yorum satır yapalım ve aşağı geri bir örnek yapalım. Hatta şey, şunları da yorum satır yapalım. Peki. Şimdi aşağıya doğru gelelim ve buradan kullanıcıdan örneğin numara bilgisini isteyelim. Konsol nokta right aracılığıyla numaranız diyelim. Şöyle numara diyelim. Kullanıcı numara bilgisini girsin ve ben bunu string olarak şöyle no içerisine alalım. Yani ögr no değişkeni içerisine alalım. Bunu nasıl alırız? Konsol nokta readline aracılığıyla bir satır okuruz. Ve satır okuduğumuzda zaten string olarak okuduğumuz için direkt ögr no'nun içerisine bu değer gelir. Burada da write yapmayalım. Kürsör direkt numaranın sonunda yanıp sönmüş olsun. Bu şekilde bilgiyi alalım. Ve burada da read üzerine geldiğimizde bakın diğer dönüşün aslında string null olabileceğini de söylüyor soru işaretiyle. Dolayısıyla gelip buradan string sonuna bir soru işareti ekleyebilirsiniz. Bu durumda hata gider ya da bunun yerine implicit type dediğimiz yani bilinçsiz olarak bir var keyword'ünü kullanabiliriz. Var ile bu şekilde direkt hata almadan bize uyarı vermeden bu işi çözeriz. Ve gelip buradan şöyle bir numara bilgisi girdik. Daha sonra öğrencinin öğren, öğrenci numarası Şöyle öğrenci no diyelim daha açıklayıcı olsun. Şöyle öğrenci no ve öğrenci no'yu alırız. Ve kullanıcıdan şöyle konsol nokta aracılığıyla şöyle write diyelim. Adınız bilgisi almış olalım. Şöyle ad diyelim. Ve aynı şekilde var ad değişkeni içerisine konsol nokta ile satırı okuyalım. Ve daha sonra kullanıcıdan konsol nokta right aracılığıyla Şöyle vize bilgisini alalım. Şöyle vize diyelim. Yani birinci sınav bilgisini kullanıcı girsin. Ve var diyerek şöyle vize diyelim. Örneğin vize bir bilgisini almış olalım. Ve bunu da şöyle konsol readline ile satır okuyalım. Ancak biz bu bilgiyi tabi satırdan okuyacağız. Ancak bunu biz sayısal bir işleme tabi tutacağımızdan dolayı şöyle convert nokta to int 32 ile biz bunu int'e çevirmiş olalım ya da örneğin ondalıklı bir değer girme ihtimaline karşı şöyle to double diyebiliriz. Örneğin double türe çevirebiliriz. Vize bilgisini bu şekilde alırız ve bir de örneğin vize 1 diyelim. Ve buradan bir de vize 2 bilgisini almış olalım kullanıcıdan. Şöyle vize 2, vize 2 diyelim. Ve bir de final notunu girsin kullanıcı. Ve en sonunda da ortalamanız şu şekilde diye bir uyarı vereceğiz kullanıcı. Peki bunları aldık tamam. Bunları bilgileri aldıktan sonra bir ortalama hesaplattıralım. Ortalama eşittir diyerek buradan gelen vize bir notu ile vize iki notunu toplayalım. Ve vize notlarının tabi ortalaması lazım. Dolayısıyla bölü 2 diyelim. 2'ye böldükten sonra çıkan sonucu da parantez içerisinde. Yani Aynen matematiksel bir işlem. İşlem öncelikleri için burada parantezi kullanıyor olmanız gerekiyor. Ve vize notlarının toplamını 0.4 ile çarptığımız zaman %40'ını almış oluyoruz. Ve artı diyelim ve daha sonraki aşamada final notunun çarpı 0.6 ile çarptığımızda da final bilgisini %60'ını alırız. Peki burada vize ortalamalarının %40 ile final notundan alınan %60'lık notu Burada ortalamaya dahil edelim. Ve burada kullanıcıya da bir mesaj vermiş olalım. Peki var diyerek örneğin sonuç eşittir diyelim ve buradan şöyle dolar tırnakları içerisinde buradan örneğin şöyle öğrenci no diyelim 2 nokta ve buradan şöyle ögere no bilgisini yazdıralım ve devam edelim şöyle öğrenci adı diyelim ve buradan parantezler içerisinde ad bilgisi gelsin. Ancak öğrenci adından sonra giderek buradan şöyle ters slash n diyelim ve newline diyelim. Yani yeni bir satır oluşturmuş olalım. Ve bir boşluk diyelim ve ters slash n direk yeni bir satıra geçmiş olalım. Ve ters slash n'ler direkt alta geçecek. Yani öğrenci no yazacak. Bir altta öğrenci adı ve ad bilgisi yazacak. Ve burada da şöyle ortalamanız diyelim. Ve iki nokta dedikten sonra da parantezler içerisinde gelip buradan şöyle ortalama bilgisini... Bu şekilde yazdırabiliriz. Peki Gelip o halde temizleyelim ve çalıştıralım. Bu durumda öğrenci no bilgisi gelir. Örneğin 101 girerim. Ve alt bilgisi sorar. Ben gelip buradan şöyle Sadık derim. Bize bir Örneğin 60 50 Finalden 60 diyelim. Okey dediğimizde Tabi bunları da en sonunda yazdırmayı unuttuk. Sadece sonuç içerisinde değil Console.WriteLine aracılığıyla Sonuç bilgisini buraya yazdıracağız ya da direkt sonucu bu şekilde hesaplamak yerine buradan seçip bunları olduğu gibi keselim ve buraya yazdırabiliriz. Peki gelip temizleyelim tekrardan çalıştıralım. 101 Şöyle Sadık bize bir 50 60 60. OK dediğimizde bakın öğrenci no 101, öğrenci adı Sadık, ortalama 58 şeklinde bu mesaj geliyor. Burada Sadık'tan sonra bir virgülü biz nerede ekledik? Evet bilgiye girerken burada ekledik o yüzden geldi. Peki gayet düzgün. Peki bu aşamada artık konsoldan gelen bir değerin string bir veri olduğunu ya da biz bir ortalamaya bu hesap ortalama için kullanacaksak yani bu gelen string türündeki number yani sayısal bir değeri bu durumda bunu örneğin double decimal ya da full altı çeviriyor olmamız gerekiyor ki bunları ortalama gibi matematiksel bir işleme tabi tutalım ve daha sonradan bunları ekrana interpolation aracılığıyla toplayarak ekrana yazdırabiliriz. Peki bu dersimizde string ve string metotlarının kullanımlarını öğrendik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ki sorularınız varsa dersle alakalı mutlaka video altından sorunuzu sorabilirsiniz yorum şeklinde. Ve ayrıca düzenli olarak video hazırlıyorum YouTube için. Yeni videolar için bildirim almak istiyorsanız bu durumda kanala abone olmayı unutmayın. Peki bir sonraki dersimizde ise C#da diziler konusunu öğrenelim.